Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2 haftadır en çok aldığım soruları cevaplayacağız. Bunlar arasında tabii ki de yapmayı unutmayacağımız şeyler başta geliyor. Genellikle sorduğunuz sorular Erasmus'a gittiğiniz zaman hangi operatörü kullanıyorum, sigortayı nasıl yaptım, Almanya'ya giderseniz eğer kayıt yaptırmanız gerekiyor ya da Almanya'dan dönerken de yine kaydınızı sildirmeniz gerekiyor. Deneyimlerimi aktaracağım bir video olacak. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki de hemen videoya geçiyorum. Şimdi öncelikle aslında sizin için adım adım anlatmak istiyorum. Bu arada ben Almanya'ya gittiğim için tabii ki de diğer ülkelerin şartlarını, neler yapmanız gerektiğini çok fazla bilmediğim için sizi de yanlış yönlendirmek istemem. Genel Erasmus'ta neler yaptığımı tabii ki de anlatıyorum ama özellikle Almanya'da yaptıklarımdan da bahsediyorum. Almanya'ya gitmek isteyenler de bu şekilde yararlanabilir. Uçağa bindik. Almanya'ya gidiyorduk. Uçuyoruz. Sonra uçaktan indikten sonra ilk yapacağımız iş bir hat sahibi olmak. Çünkü gideceğiniz yere, haritaya ya da onun gibi şeylere kesinlikle bakmanız gerekiyor ve bu sebeple internete ihtiyacınız var. Genelde çoğu yerde internet oluyor fakat mutlaka ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi hat almak. Ben daha önceki videolarımdan da bahsettiğim üzere orada bulunan Aldi Talk yani Aldi marketinin operatörünü kullandım. Çok ucuzdu. Hem de kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edeceğim en büyük özelliklerinden bir tanesi ise sadece Almanya'da değil, aynı zamanda çok ucuza ve tüm Avrupa'da kullanabileceğiniz bir operatör ve bir hat. Ben aylık 5 GB alıyordum ve bana gerçekten çok yeterli oluyordu. Çünkü benim yurdumda da internet vardı. Çoğu tren istasyonunda zaten internet var. O yüzden 5 GB benim için çok çok yeterli oluyordu. Şöyle bir dipnot geçiyorum. Seyahatimi nasıl gerçekleştirdim? Birçok ülkeye gittim, birçok farklı şehre gittim ve olabildiğince de tabii ki de öğrenci olduğumuz için en ucuz şekilde seyahat etmeye çalıştım. Bu yüzden en ucuz şekilde nasıl seyahat ettim? Bununla alakalı da aslında bir sonraki haftaya size bir video hazırlayacağım. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Elde ettiğim bütün deneyimleri bütün böyle berraklığıyla sizinle paylaşacağım. Tabii ki de bunlardan, videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam ederseniz. Aldi Talk dediğim gibi 5 GB alıyordum ve benim için çok yeterli oluyordu. Onun haricinde tüm Avrupa'da kullanabiliyordum. Şöyle de bir deneyimim var, hemen size ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımla beraber Brüksel'e gitmiştim. Onlar normal Almanya'da aslında O2 diye bir tane operatör var. Onu kullanıyorlardı. Ve Brüksel'e gittiğimiz zaman yani Almanya'nın dışına çıktığımız zaman ben Aldi Talk kullandığım için çok rahat bir şekilde Brüksel'de de yine hattımı kullanmaya devam ettim. Fakat onlar sadece Almanya içerisinde olan bir operatörü kullandıkları için ve öyle bir hat aldıkları için aslında yani Almanya'nın dışına çıktıktan sonra maalesef internetsiz kaldılar ve bir süre boyunca böyle sürekli bir yerlerden internet bulmaya çalıştılar. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada Aldi Talk'un da nasıl aktifleştireceğinizle alakalı da bir bilgi vereyim. Çünkü ilk gittiğim zaman yeni bir operatör, ilk defa yurt dışına çıkmışım ve nasıl kullanacağımı, nasıl aktif edeceğimi aslında bilmiyordum. Gerçekten çok kolaymış. Size zaten ilk defa hat alacağınızı söylüyorsunuz. İlk defa hat aldığınız zaman bir tane aslında kullanma kılavuzu tarzı talimatların olduğu böyle bir kart çıkıyor size verdikleri. Hatta belli bir uygulama var. Bir tane app var. Bu da Aldi Talk şeklinde. App Store'da ve Google Play'de de zaten bu uygulama var. Onu indirdikten sonra adımları takip ederek hattınızı aktif hale çok kolay bir şekilde getirebilirsiniz ve sonrasında zaten uygulama içerisinden size zaten tarifelerle yönlendiriyorlar. İstediğiniz tarifeye tıkladığınız zaman çok kolay bir şekilde istediğiniz paketi yükleyebiliyorsunuz. Bu arada iki seçeneği var. İsterseniz markete gittiğinizde 5, 10, 15 ve 20 idi sanırım. 20 böyle TL şeklinde Aldi Talk'un kartları satılıyor. İsterseniz onu alabiliyorsunuz. İsterseniz de direkt kredi kartınızdan ya da kullandığınız banka kartınızdan para aktarıp uygulama üzerinden ödemenizi yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok karmaşık gibi gözüküyor. Çünkü ben ilk gittiğimde yani bunu çözene kadar çok zorlanmıştım. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşadım. Fakat sonra yaptıkça gerçekten çok kolay olduğunu öğrendim ve anladım. Eğer siz de Aldi Talk kullanacaksanız eğer, diğer operatörleri bilmiyorum. Aldi Talk kullanacaksanız eğer ve
Bir problem yaşarsanız Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden gerçekten çok fazla insanla konuştum. Olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum sizlere. Onun dışında hattımızı hallettik. Bu arada şöyle de yine küçük bir ayrıntı vereyim hatla alakalı. Kredi kartından ya da banka kartından uygulama üzerine para atmak yerine benim söylediğim şekilde paket halinde bir TL alacaksınız eğer, paketi kasiyer okutuyor, size bir fiş veriyor. O fiş üzerinde zaten adım adım aldığınız TL'yi telefonunuza nasıl yüklemeniz gerektiğini gösteriyor. Yıldız ya da kare şeklinde böyle bir kodu var. Ona girdikten sonra verdiği fiş çok önemli. Çünkü onun üzerinde bir 12 haneli büyük ihtimalle bir sayı yazıyordu. Onu yazıyorsunuz. Kareye basıp arama tuşuna bastığınız anda zaten otomatik olarak sizin telefonunuza yüklenmiş oluyor. Uçaktan indik. Hattımızı aldık. Şimdi gideceğimiz yeri bulmamız gerekiyor. Peki gideceğimiz yeri bulurken hangi uygulamadan yardım almamız gerekiyor? DB diye bir tane uygulama var. Bu uygulamayı kesinlikle Almanya sınırları içerisine girer girmez indirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bir grev olursa ya da bir trenin iptali olursa mutlaka size haber veren bir uygulama. İstediğiniz yere gittiğinizde hangi treni kullanabileceğiniz, hangi saatlerde bu trene ulaşabileceğinizle alakalı güzel bilgiler veren güzel bir uygulama. Aynı zamanda linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da görebilirsiniz. DB bu arada Ali Talk uygulaması gibi App Store'da ve aynı zamanda Google Play'de de var. Rahatlıkla indirip kullanabilirsiniz. Artık uygulamamızı da indirdik ve gideceğimiz yere de vardıktan sonra geldik en önemli diğer bölüme. Yurdunuza ya da evinize yerleştirdik. Şu an bu videoyu çekerken bir bildirim geldi YouTube'dan. Hatta o gelen yorumu da şuraya bırakacağım. Erasmus'la alakalı bir soru geldi ve ben bu videoyu çekerken geldi bu soru. Gerçekten çok böyle denk geldi yani. İyi ki bu videoyu çekiyorum aslında ki yorum üzerinden de tek tek cevap vermek yerine bu videoyu izleyerek de çok ayrıntılı bir şekilde yararlanabilirsiniz bu sorulardan. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Neyse, diğer en önemli Almanya'ya gittiğinizde yapmanız gereken aslında 3, bence 4 şey var. Deneyimini yaşadığım için kesinlikle sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle eğer yurdunuza ya da evinize yerleştikten sonra mutlaka hemen ertesi gün Anmeldung diye bir şey var Almanya'da. Yani kayıt yaptırmanız gerekiyor. Belediyeye gidip ben buraya geldim, kalacağım şeklinde bir kaydınızın olması gerekiyor. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Ben Steinfurt'taydım. Münster yakınında bulunan Steinfurt bölgesindeydim. Ve Steinfurt belediyesi yani Rathaus diye geçiyor Almanya'da. Steinfurt Rathaus diye internete yazdığım zaman konumunu da gösteriyor, telefon numarasını da gösteriyor, mailini de gösteriyor. Ve buraya bir mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben randevu almak istiyorum. Ya da internet sitesinden de aynı şekilde randevu alabilirsiniz ya da telefonla da arayabilirsiniz. En kısa yoldan nasıl ulaşabiliyorsanız o şekilde ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Randevunuzu aldıktan sonra randevuya gittiğinizde pasaportunuzu mutlaka yanınızda götürün, kesinlikle unutmayın. Ben ilk defa gittiğim için birkaç okul belgemi, kabul belgemi falan da götürmüştüm yanımda ne olur ne olmaz diye. Zaten gittiğimizde ben Erasmus'la geldim. 6 ay burada kalacağım diye bir kayıt yaptırıyorsunuz. Kaydınızı yaptırdıktan sonra ise birkaç imza attıktan sonra sizin zaten artık belediyeye kaydınız oluyor. Geldik sigortaya. Ben sigorta için AT11 belgesi aldım. AT11 belgesinde de kızlarda yanlış olmasın ama 26 yaşa kadar, erkeklerde ise 25 yaşa kadar bir sınır var. AT11'i eğer alıyorsanız eğer Almanya'ya gittiğiniz zaman bir tane sigorta şirketine bu AT11'inizi kayıt ettirmek zorundasınız. Ben Almanya'da AOK diye bir sigorta şirketi var. Ona kayıt yaptırmıştım. Aslında çok fazla bir problem yaşamadım. Bir iki pürüz haricinde yani bir problemle dediğim gibi karşılaşmadım. Sadece ilk gittiğim zaman sanırım küçük bir bölge olduğu için çok fazla bununla alakalı bilgileri yoktu. Gittiğim zaman böyle böyle Türkiye'de bir sigortam var ve buraya kayıt yaptırmak zorundayım dedim. Birkaç kişi birbiriyle böyle konuştu, ne yapmaları gerektiğini bilemediler. Fakat sonunda kaydımı AOK'ya yaptırdım. Kaydınızı yaptırdıktan sonra okula bildiriyorlar. Böyle böyle bize kayıt yaptırıldı ve sigortası var şeklinde okula bildiri gönderiyorlar. Ve ayrıca size de bir kağıt gönderiyorlar. İsterseniz o kağıdı da Almanya'daki okulunuza gönderebilirsiniz. Onun dışında AOK'da şöyle bir problemle karşılaştım. Ben tam aslında Erasmus'umu tamamlayıp Türkiye'ye dönerken bana bir zarf gönderdiler. AOK'ya borcunuz çıktı. Yaklaşık olarak bir 100-200 euro gibi bir şeydi. Yani düşük de bir şey değildi. Ve bunu ödemeniz gerekiyor. Benim
Bir kere AOK'ya borcum olamaz çünkü ben zaten AT11 üzerinden oraya kaydımı yaptırdım. Yani özel bir sigortam yok. Zaten özel sigorta yaptırmama gerek yok. Arkadaşımla beraber oraya gittiğimde bir hata olduğunu ve düzelttiler. Yani herhangi bir para ödemedim. Böyle sigortayla alakalı ya da başka bir şeyle alakalı size borcunuz var şeklinde bir kağıt gelirse hemen direkt ödemeyin. Mutlaka bunu araştırın, gidin, sorun. Bu gerçekten benim borcum mu yoksa bir hata mı oldu diye. Bunun da kesinlikle altını çiziyorum yani öyle paşa paşa gidip daha tamam borcum var deyip ödemeyin yani. Mutlaka bunu araştırın. Yoksa ben 100-200 euro ödemek zorunda kalacaktım. Fakat gidip konuştuğumda bir hata olduğunu söylediler. O yüzden hiçbir şekilde ödemek zorunda kalmadım. Banka hesabı açmamız gerekiyor. Banka hesabında da ben kredi kartı kullanmadım Almanya'da. Normal bir hesap kartı kullandım. Çünkü bloke hesabımı oraya aktarmam gerekiyordu. Banka hesabı olarak da Vivid Money'yi kullandım. Yine çok memnun kaldığım, hiçbir şekilde problem yaşamadığım bir bankaydı. Fakat şöyle de bir tecrübe edindim onda. Normal açma kısmında kesinlikle online bir banka bu arada. Herhangi bir şubesi yok. Sadece ortak ATM'leri var. İsterseniz Almanya'da onu kullanabiliyorsunuz. Fakat kesinti yapıyor çekerken ya da para yatırmak istediğinizde bazı kesintiler yapıyor. Nakit paramı kenarda tutup karttan kullanmaya çalışıyordum ki herhangi bir şekilde çekmek ya da yatırmak zorunda kalmayayım diye. İlk başta Vivid Money'de hesabınızı açarken online olarak telefon üzerinden bir görüşme sağlandı benimle. Bu arada İngilizce olarak bu görüşmeyi sağlayabiliyorsunuz. İlla Almanca olmasına gerek yok. O yüzden onu hallettikten sonra da hesabımı açtım. Sizden pasaport bilgilerinizi istiyor, böyle göstermenizi kamerada. Banka hesabıyla alakalı herhangi bir banka bu arada şöyle bir şey söyleyebilirim size. Erasmus'unuz bittiği zaman dönerken banka hesabınızı kapatma ya da kullandığınız operatörü tamamen kapatma, belediyeye gidip kayıt sildirme işlerini son günlere kesinlikle bırakmayın. Ben son günlere bıraktım. O zaman da yurttan çıkma işlemlerimi de yapmak zorunda kaldığımda hepsi böyle aslında bir arada olmaya çalıştı ve biraz böyle kargaşa oldu. Banka hesabımı kapatamadım. Onu da aslında şöyle uzaktan bir şekilde kapatabiliyordunuz. Fakat banka kartımın içinde para kaldığı için uzaktan bir şekilde kapatamadım. Çünkü içerisinde para olduğu zaman kapatamıyoruz dediler. Sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra birkaç yere mail attıktan sonra kapatma işlemimi tamamladım. Fakat dediğim gibi eğer o anda kapatamıyorsanız bile mutlaka bütün parayı sıfırlayın. En azından Türkiye'ye döndükten sonra rahat bir şekilde bankanızı kapatabilirsiniz. Bir sonraki adıma geçmeden önce kanalıma da abone olmayı lütfen rica ediyorum. Unutmayın. Bir sonraki adımınızda eğer Erasmus programınızı tamamladıysanız ve Türkiye'ye dönecekseniz eğer Rathaus'tan yani belediyeden kaydınızı sildirmeniz gerekiyor. Nasıl kayıt yaptırdıysanız aynı şekilde gittiğiniz yere kayıt yaptırdığınız belediyeye gidiyorsunuz. Bu arada ben dönüşte tekrar randevuyla uğraşmamak için sabahın erken bir saatinde gittim. Eğer randevu alamıyorsanız eğer sabahın erken saatinde giderseniz de bazen böyle boşluk oluyor. Orada da işinizi halledebiliyorsunuz. İlla randevu almanıza gerek yok. Ben randevu almadım. Sabahın erken saatinde gittim ve dedim ki benim Erasmus programım tamamlandı ve ben ülkeme döneceğim. O yüzden kayıt sildirmem gerekiyor dedim. Hemen zaten gerçekten 2 dakikalık bir iş. Yani hiç uzun bir iş değil. O yüzden hemen 2 dakikada hallettiler ve böylelikle kaydımı da sildirmiş oldum. Kesinlikle kayıt sildirmeyi unutmayın diyorum. Bu gerçekten çok 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 önemli yani. Çünkü Türkiye'ye döndükten sonra eğer orada bir tanıdığınız sizin için işinizi yapabilecek biri yoksa eğer bir tık bence sıkıntıya girebilirsiniz. Benim Almanya'da yaşayan bir akrabam var. Teyzem orada yaşıyor. Yurttaki depozitomu alabildim. Hem de aynı zamanda Ağustos ayında çalıştığım maaşımı Türkiye'ye döndükten sonra rahatlıkla alabildim. Ben yurtta kalırken depozitomu yatırabilmeleri için onlara bir Türk bankası IBAN'ı gönderdim. Çalıştığım şirkete bir Türk IBAN'ı verdim yine. Fakat ikisi de maalesef Türk IBAN'ına para gönderemediler. Bu sebeple hani nasıl yapacağım, hangi IBAN'ı göndersem diye böyle bir kargaşa yaşarken postane yoluyla teyzem de paramı aktarmış oldu. Çalışıyorsanız ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyorsunuz ya da kaldığınız evde, yurtta ya da herhangi bir şekilde bir depozitonuz varsa almak zorundaysanız kesinlikle bununla alakalı güzel bir araştırmanızı yapın.
Yani hangi IBAN'ı kullanabilirler, Türkiye'de hangi bankaya gönderebilirler ya da postane yoluyla ya da nasıl artık gönderebiliyorlarsa mutlaka bunu özellikle onlara belirtin. Çünkü her bankanın IBAN'ına gönderemediler. Benim gönderdiğim bankanın IBAN'ı TEP Bankası'ydı. Ama Allah'tan böyle bir ikinci seçeneğim vardı. Yoksa yani bilmiyorum nasıl bir çözüm bulabilirdim buna. Yani genel olarak en top başlıkları sizin için ele almaya çalıştım. Bunları anlatmaya çalıştım. Olabildiğince sizin sorularınız üzerinden aslında yürümeye çalışıyorum. Bana Instagram'da gerçekten çok fazla soru geliyor. Genellikle de herkesin en çok endişe duyduğu şeyler bir konaklama, ikincisi internet ya da operatör hangi hattı kullanacağıyla alakalı. Bu anmerdum yani kayıt, belediye kaydıyla alakalı sorular. Ve sonuçta tabii ki de ucuza nasıl gezebilirim, nereleri gezebilirim, nerelere gitmeliyim ve nasıl gitmeliyim bunlarla alakalı çok fazla soru geliyor. Bu şekilde size deneyimlerimi aktarmak istedim. Dediğim gibi istediğiniz zaman bana soru sorabilirsiniz. Yorumlara da istediğiniz şekilde Erasmus'la alakalı ya da herhangi bir şeyle alakalı video önerilere de kesinlikle açığım bu arada. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Eğer Erasmus'a gidecekseniz ve bu videoyu izlediyseniz umarım sizin işinize yarayan bir video olmuştur ve videomuzun da sonuna geldik. Kesinlikle sizlerden yorum bekliyorum. Bu arada bu videoyu izleyenler de şöyle bir hemen sağ altta abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yorum ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.